Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Karnınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İstiyorsanız abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. Burada Lunc'un borsalardaki genel olayı Binance'ın yaptığı hareketler ve ileride olacaklar üzerine konuşacağız arkadaşlar. Genel bir aslında önemli diyebileceğimiz bir video olacak diyebilirim. Şimdi ilk olarak şunu söylemek lazım. E Lunch tabii ki farklı borsalarda bulunuyor. Listeleme muhabbeti e, hususunda. Burada ilk bilinmesi gereken Taxburn çıktıktan sonra ne yazık ki e, farklı borsalarda Lunch delist edilmiştir arkadaşlar. Tabi devamında bunun yeniden düzeltilmesi ve yüzde %0.2'ye çekilmesi üzerine e, ne olmuştur? Bu e, durum düzeltilmiştir diyebilirim. E, bunun haricinde şu muhabbet var biliyorsunuz. Coinbase ve Robinhood'un listelenmesi hususu. E, bu ihtimal çok düşüktür arkadaşlar. Yani Coinbase ve Robinhood'da listelenme ihtimali hayli düşüktür. Neden? Sec burada darbeyi vurmuştur. Bu noktada e, Launchcoin bir kayıt dışı menkul kıymet olarak nitelendirilmiştir. Yani bu ne demek? ya Adam açık açık diyor ki bu kayıt dışı bir menkul kıymettir diyor. Dolayısıyla bir e, şey yoktur. Bize kayıtlı değil bu diyor adam. Anlatabiliyor muyum? Bundan dolayı arkadaşlar farklı yerlerde, farklı borsalarda vesaire bunu listeleme konusunda ne yazık ki sıkıntılar yaşanmıştır ve muhtemelen yaşanmaya devam edecektir diyebilirim. An itibariyle Coinbase, Robinhood gibi borsalar için bir ne yapılıyor? İşte kampanyalar düzenleniyor fakat dediğim gibi artık hiç değilse bu nitelendirmeden sonra bunun gerçekleşme ihtimali Coinbase'in Robinhood'un listeleme ihtimalini ben e, çok düşük olarak görüyorum arkadaşlar. Kaldı ki farklı spekülasyonlar da çıkmıştır. İşte Coinbase 2 trilyon lunge yakacak işte 2 e, gün içerisinde 2 trilyon yakıp işte girecek falan tarzında. E, fakat bunlar doğruyu yansıtmamaktadır. Yani özellikle ABD kökenli borsalarda artık lunge'un listelenme ihtimali çok düşüktür. Kaldı ki TFL mahkemeyi kaybederse luncun diğer borsalarda da delist edilebilme ihtimali doğacaktır arkadaşlar. Bunları hiçbir zaman unutmamak ve bu ihtimalleri hafife almamak gerektiğini ben düşünüyorum arkadaşlar ve bunun böyle olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bir diğer mesele binans üzerindeki hareketler. Şimdi biliyorsunuz binans piyasaya işte lunc yakımı ile birlikte girdi. Bu adamlar bunu neden yaptı? Çok mu iyi kalpli bu adamlar? Çok mu böyle yardımsever falan? Çok mu şeyler? Ee, hayır ondan dolayı değil. Binance'ın lunc yakımı yapmasının tek bir sebebi vardı. Yatırımcı toplama. Bunu hep söylüyorum. Borsalar arkadaşlar bakın borsalar. Boğa sezonunda para kazanacağım derler. Ayı sezonunda müşteri kazanacağım derler. Şimdi boğa sezonu geliyor olduğu için ki CZ de bunu net bir şekilde de ifade etmiştir. Geliyor olduğu için arkadaşlar doğrudan ne yaptı bu adamlar? Bak Binas anında ne yaptılar? Lunc'un yakımlarını yarıya indirdiler. Hemen beraberinde bütün işlem çiftlerindeki yüzde sıfır komisyonu çektiler. Ya dediler ki biz artık para kazanacağız. Bu noktadayız. Ayıda ne oldu? Sıfır komisyon sabitlediler. Lunc'da da yakıma gittiler. Şimdi ben neyi demeye getiriyorum? Yani adamların başından beri amacı müşteri çekmekti, yatırımcı çekmekti. Kaldı ki bu noktada e, çok büyük oranda bir Lunchcoin coin toplam yatırımcısının büyük bir e, oranlı tuttuklarını da bilmekte fayda var arkadaşlar. Fakat ilerleyen süreçte bunu iptal edebilme ihtimalleri çok yüksektir. Neden? Çünkü dediğim gibi adamlar artık para kazanmak isteyeceklerdir ve e, büyük ihtimalle bir noktadan sonra Artık bunu tekrar e, hafif hafif yüzdelik bakımdan azaltarak mı giderler? Yoksa anında biz bunu geri çektik mi derler bilmiyorum. Yani onu tabii ki ya bunu söyleyebilmek biraz kainlik olur ama ben azaltarak gideceklerini e, düşünüyorum kendi fikrimce. Çok da tepki çekmemek için e, böyle bir durum olacağı kanaatindeyim arkadaşlar. O yüzden buna da e, biraz hazırlıklı olmak gerek diyebilirim. E, farklı spekülasyonlar çıkmıştır yine zamanında e, Binance'ın trilyonluk lunç tuttuğuna dair. Bu kadar ileri olduğunu zannetmiyorum ama e, 100 milyar üzerinde bir lunç tutumu gerçekleştirdiklerini düşünüyorum. Kaldı ki FTX borsası bile arkadaşlar e, lunç coin üzerinde büyük bir tutmaya yakın zamana kadar sahipti. Şimdi luncun böyle bir pozitifliği olmuştur. Çöktükten sonra toparlaması aslında çok hızlı olmuştur. Hatta biliyorsunuz ne yaptı? 6000x'e yakın bir volatilite gösterdi, değil mi? Bunun sebebi de buydu aslında. Borsalar dahil olmak üzere büyük yatırımcı çok büyük bir zarar etti. O yüzden hemen devamında e başa gelen çekilecek bu sefer e, dipten alımlar yap tarzında bir hareketlenme vuku buldu. Borsalar dipten alım yaptı. FTX de bunu yaptı arkadaşlar. Adamların en son ellerinden toplam 87 milyar adet lunç çıkması. Bu bir tesadüf değildi. Tamam mı? E, toplamda 150 milyar lunç tuttukları da biliniyor. O yüzden arkadaşlar e, bu tarz olaylar gözlemlendi. Yani elde tutma oranları yüksek bir coindir aslında lunç. Nerede eksik kaldı? Şurada eksik kaldı. Yeni haberler vermede eksik kaldılar arkadaşlar. Şimdi piyasa yükselirken lunçta bir hareket gelmedi. Yatırımcı farklı noktalara gitti. Bu neden oldu? E çünkü... E, yatırımcılar diğer altcoinlere yöneldi. Lunge üzerindeki genel beklenti her zaman haberi sattı. Yeni bir haber gelsin, coin yükselsin, biz bunu alalım hemen kar edip çıkalım tarzında. E, fakat bu olmadı. Bunun olmamasındaki sebep de geçmişte çok fazla olman, olması aslında. Yatırımcı şunu gördü ya bu adamlar sürekli 1 dolar önerisi sunuyor ama bir tabiri caizse cacık çıkmıyor. Anlatabiliyor muyum? E, 1 dolar önerisinin sunulmasına karşı e, duyarlılık kaybedildi arkadaşlar. Ya da e, sürekli haftalık kapanışlardan sonra artardı. E, sürekli haftalık kapanış geliyor ama bu hareketlerin bir durak noktası tespit edilmiyor. O yüzden öyle kaldı. Falan tarzında yani lunç e, büyük ölçüde bir katalizör kaybı yaşadı. Şimdi böyle giderse ne olur? İşler böyle gitmeye devam ederse ne olacak? Büyük ihtimalle boğa sezonu yaşanırken launch coin ortalama bir alt coin'den daha az yükselecek. Daha çok yükselmesi için ne lazım? Özgün bir fikir lazım arkadaşlar. Gerçekten yeni bir özgün fikir. Ya manuel yakım yapacaksın ya da gerçekten daha önce görülmemiş, denenmemiş bir hususta sen bir lunge üzerinde ekip olarak e, girişim ve geliştirme gerçekleştireceksin ki Artık yatırımcı büyük ölçüde bu habere tepki versin ve alım yapsın diyebiliyorum. Dolayısıyla LUNC bu noktada gerçekten e, tehlikeleri de olan ödül getirisi de bırakabilecek e, bir altcoindir diyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim izleyen herkese. Hoşça kalın.